Kış mevsimlerinde ortaya çıkan bazı hastalıkların yaygın hale gelmesi bağışıklık sistemine faydalı olan grip ve soğuk algınlıklarına iyi gelen turşunun tüketimini de artırıyor. Soğuk olduğu için zaten üşütüyorsun. Üşütünce de grip oluyor zaten. O yüzden turşu alıyoruz. Turşu suyu falan çok güzel oluyor böyle gribe karşı. Sağlık açısından birçok yararı olan havuç, kornişon, salatalık, yeşil domates, biber, soğan, sarımsak, lahana ve kereviz yaprakları gibi sebzelerin sirke, limon ve tuz desteğiyle yapılan turşular özellikle kış aylarında yoğun ilgi görüyor. Grip ve soğuk algınlıklarına karşı iyi gelen ve bağışıklık sistemini güçlendiren turşu, özellikle kış mevsiminde vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Salatalık turşusu artı bu tombul biber turşusu. O tipler daha çok lahana turşusu. Bunlar gayet güzel oluyor. Bazı rahatsızlıklara iyi gelmesinin yanı sıra turşunun gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisinin de bulunması kış aylarında bu gıdaya talebi de artırıyor. Turşunun o gribal enfeksiyon gibi bazı şeylere karşı etkisi var tabii ki. Hanımım hazırladığı için normalde sirke falan konuluyor turşunun şeyine göre. Sirke ile işte malzemeler artık kavuşma yapacaksınız. Lahana mı biber mi? Hepsini harmanlıyorsunuz. Sirke ile özleştiriyorsunuz. Turşu satan esnaf kış mevsiminde özellikle biber, lahana ve salatalık turşusunun ilgi gördüğünü söyledi. Genelde bu kış aylarında insanlarımızın grip ve nezle olduğundan turşuya yönelim bayağı bir arttı. Genelde sattığımız mesela biber turşumuz var. Güzel karışık turşumuz var. Kış aylarında tavsiye ediyoruz yani. Genelde biber turşusu satıyoruz. Satışlarımız bayağı bir arttı. Doğal antibiyotik olarak da bilinen sarımsak ile lahana turşularının grip ve soğuk algınlığına karşı şifa kaynağı olduğu biliniyor. Bağışıklık sistemini geliştiriyor. Enfeksiyon kapmaları önlüyor. Tabii, sarımsak zaten başlı başına bir deva. Antibiyotik Onu da turşuyla birleştirdiğin zaman daha etkili oluyor.